Yine bir bayram günü birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tabii ki bu bayram İslam coğrafyasını kuşatan, insanlığın hiçbir sıfatıyla bağdaşmayan emperyalist, siyonist güçlerin yine gerçek yüzlerini göstermiş oldukları bir süreçle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu bayramda Kerkük, Musul, Telafer perişan bir haldedir. Kan, gözyaşı ve yokluk, sefalet maalesef orada kendini göstermektedir. Bayramları bayram yapan birlik ve beraberlik dayanışmadır. Her zamankinden fazla bu birlik ve beraberliğe dayanışmaya ihtiyacımız olan şu günlerde bu bayramın vesilesiyle tüm Kayseri halkının, Türk İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bir dahaki bayramlarda Cenab-ı Hak'tan niyazımız odur ki kan ve gözyaşı olmasın, huzur ve barış olsun temennisini siz değerli basın mensupları aracılığıyla bulunmaktayım. Bunu söylemekteyim. Teşekkür ederim hepinize. Ayrı ayrı. Bizim için IŞİD de bir dedi, PKK'da aynı dedi. Bu çizgiye geldi hükümet. Zaten sizin baştan itibaren tavrınız belli parti olarak. Neler söylemek istersiniz? Şimdi efendim oynanan oyun büyük bir oyun. Bu BOP projesi adı verilen bu süreçte birileri Büyük İsrail projesini kademe kademe, merhale merhale gerçekleştirmek için programı yapmış. Bu programda Türkiye hükümeti zaman zaman dış politikada hatalar yapmıştır. İşte bu hatalar sonucunda da işte bugün sınırlarımız adeta amiyane tabirle kevgire dönmüştür. Teröristler orada mücadele ediyor, savaşıyor, dönüyor Türkiye'de. Adeta kendine bakım alıyor, burada dinleniyor, varsa tedavi görüyor, hastalığı, yarası beresi. Tekrar dönüyor. Yani bu süreç müteahhit defalar Sayın Genel Başkanımız tarafından, parti büyüklerimiz tarafından kamuoyuna uyarılarda bulunuldu. Ancak bu tabi bizim uyarılarımız ciddiye alınmadı. Ama gelinen nokta çok büyük vahametin bir tezahürüdür. Yani orada IŞİD denen bir terörist grup çıkartıldı. Bunu bir ölüm olarak gösterirsek hastalık nedir o zaman? Kürdistan'ın kurulmasıdır. Bu ülkenin yani sınırlarının yeniden dizayn edilmesidir. Hatırlarsanız Gonzales Reis ne demişti? Orta Doğu'da birçok ülkenin sınırları yeniden belirlenecek demişti. Bunu durup dururken söylememişti. Ve bugün geldiğimiz nokta merhale merhale demin de arz ettiğim gibi bunu bizim karşımıza getiriyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak var olma sebebimiz bu ülkenin bölünmemesi, bu bayrağın inmemesi hep söylüyoruz. Bu ezanın susmamasıdır. Biz bu yüzden varız. 45-46 yıldır bu mücadeleyi verdik. Vermeye devam edeceğiz. Mevzu bahis olan vatansa her şeyin teferruat olduğunu bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Bu vatan bölünmeyecek inşallah.